Ömer bu sabah Salih'e telefon etti. Alo. Merhaba Salih. Ben Ömer. Nasılsın? Merhaba Ömer. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Adana'ya ne zaman geldiniz? Dün gece geldik. Tatiliniz nasıl geçti? Çok güzeldi. Yeni şehirler gördük. Çok merak ettim. Kahvaltıdan sonra size gelmek istiyorum. Evde misiniz? Evdeyiz. Bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Ömer kahvaltıdan sonra geldi. Salih'in odasında oturdular. Salih seyahatini anlatmaya başladı. Tatilin başında babam ve annem önce akraba ziyaretleri yapalım dediler. Akrabalarımızı göreceğimiz için Demet ve ben çok sevindik. Önce başkentimiz Ankara'ya amcamlara gittik. Anıtkabir'i ziyaret ettik. Ankara Kalesi'ni, Hamamönü evlerini, camileri, parkları gezdik. Hepsi çok etkileyiciydi. Ankara'da 3 gün kaldık ve çok güzel vakit geçirdik. Ankara'dan sonra Denizli'ye dayıma gittik. Ziyaretimiz onları mutlu etti. İlk gün Pamukkale travertenlerini gezdik. Her yer pamuk gibi bembeyazdı. İkinci gün Hierapolis'i, Kleopatra havuzlarını ve Keloğlan mağarasını gezdik. Dayım geçen hafta Şanlıurfa'ya gitmiş. Akşam bize Şanlıurfa'yı anlattı. Balıklı Göl, Rizvaniye Camisi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni çok merak ettik. Biz de en kısa zamanda görmek istedik. Denizli'de çok güzel zaman geçirdik. Tatilimizin 6. günü dayımlarla birlikte İstanbul'a teyzemlere gittik. Herkes birbirini çok özlemiş. Akşam uzun uzun sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sabah erken kalktık ve İstanbul turuna başladık. Burada hem tarihi mekanlar hem doğal güzellikler vardı. Ayasofya Müzesi'ni ve Topkapı Sarayı'nı gezdik. Galata Kulesi'ne gittik. Kapalı Çarşı'dan hediyeler aldık. İstanbul çok büyük ve kalabalıktı. Bu nedenle her yeri gezmedik. Bence İstanbul'a siz de gidin. İstanbul çok güzel. Biz İstanbul'a daha önce gittik. Bence de çok güzel bir şehir. Adana'ya gelirken ne yaptık biliyor musun? Annem Mevlana Türbesi'ni ziyaret edelim ve öğle yemeğini Konya'da yiyelim dedi. Hepimiz bu fikri çok beğendik. Babam yolda Mevlana hakkında bilgiler verdi. Türbede bir müze vardı. Müzeyi gezdik. Bir sanatçı ney çaldı. Bu müzik aletinin sesi bizi çok etkiledi. Ben de ney üflemeyi öğrenmek istiyorum. Babam beni kursa gönderecek. Sen hangi şehirleri gördün?
Biz geçen sene Karadeniz turuna gittik. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'yu gezdik. Yarın bize gel. Hem fotoğrafları gösteririm hem de gezimizi anlatırım. Tamam, çok merak ettim, geleceğim. Peki sizin tatil için bir planınız var mı? Evet, Çanakkale'ye gideceğiz. Gelibolu Yarımadası'nı gezeceğiz. Seyahatten sonra da planlarım var. Aslında ben bu yaz spor yapmak istiyorum. Basketbol oynayacağım, maçlara hazırlanacağım. Sen ne yapacaksın? Biz kültür turlarını çok seviyoruz. Bir gezi planı yaptık. Aa, çok güzel. Nereye gideceksiniz? Karar verdiniz mi? Salih haritaya baktı ve cevap verdi. Babamın arkadaşı Ali amca Bakü'de çalışmaya başladı. Ve bizi oraya davet etti. Buraya, Azerbaycan'a gideceğiz. Uçakla yolculuk edeceğiz. Babam biletleri almış. Başkent Bakü'de bir otelde kalacağız. Biliyorsun, Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Azerbaycan vatandaşları Azeri Türkçesi konuşuyor. Salih önceden yaptıkları gezi planını anlattı. Haydar Aliyev Merkezi'ni, Kukla Müzesi'ni gezeceğiz. Bakü'deki Minyatür Kitap Müzesi'ni çok merak ediyorum. Çünkü bu müze dünyanın ilk ve tek minyatür kitap müzesi. Müzede sadece 7,5 santimetreden küçük kitaplar var. Ve müze Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Çok heyecanlıyım çünkü bu güzellikleri göreceğiz. Ben de çok merak ettim. Güzel bir gezi olacak. Salih, daha önce başka ülkelere gittiniz mi? Evet, 2 yıl önce İtalya'ya gittik. Orada annemin bir arkadaşı var. Biz onlarda kaldık. İtalya, Türkiye'nin batısında ve çizme şeklinde bir ülke. Başkenti Roma. Şehrin içinde birçok çeşme var. İtalyanlar makarnayı, balığı ve pizzayı çok seviyorlar. Bu fotoğrafları İtalya'da çektik. Biz de geçen yıl Rusya'ya gittik. Rusya'nın başkenti Moskova. Bu ülke çok soğuk. Orada çok fazla saray var. Hepsini tek tek gezdik. En çok Kremlin Sarayı'nı beğendik. Bir de Hollanda'ya gittik. Başkenti Amsterdam. Hollanda'da farklı renklerde çok lale var. İstanbul'da geziyorum sandım. Bu ülke yel değirmenleriyle ünlü. Ülkede 1180 adet yel değirmeni varmış. Hollanda gerçekten güzel bir ülkeymiş. Ben de gitmek isterim. İnşallah gidersiniz. Salih, Japonya'yı biliyor musun? Evet, biliyorum ama gitmedim. Ben Japonya'yı görmek istiyorum. Abim başkent Tokyo'da yaşıyor. Çünkü orada Japonca öğreniyor. Gelecek yaz tatilinde oraya gitmek istiyoruz. Biliyor musun? Dünyadaki robotların yarısı Japonya'daymış. Ben bu robotları çok merak ediyorum. Ayrıca buradaki binlerce insan 100 yaşından büyükmüş.
Bence bu çok ilginç. Salih ve Ömer, Türkiye'deki tüm güzellikleri görmek, başka ülkelere de gitmek istiyorlar. Salih ve Ömer, kendilerini farklı ülkelerde, bu ülkelerin kıyafetleriyle hayal ettiler ve mutlu oldular. Soruları cevaplayın. Salih ve ailesi önce hangi şehre gittiler? Salih ve ailesi İstanbul'da kime gittiler? Ömer ve ailesi tatilde nereye gidecekler? Salih ve ailesi bu yaz hangi ülkeye gidecekler? Türkiye'nin başkenti neresidir? İtalya'nın başkenti neresidir?